Öğretmenler de bu dönem boyunca ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmışlar ve itibarsızlaştırılmışlardır. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim sisteminin ve öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunları tartışmak, değerlendirmek ve bunların aşılması için mücadele etmek önümüzdeki en önemli görevlerden bir tanesidir. 2002'de o zaman Recep Tayyip Erdoğan ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili diyordu ki boşta öğretmen adayı olmayacak bizim iktidar dönemimizde. 2002'de 70 bin öğretmenin ataması yapılmamıştı. Bugün bu sayı 400 bine ulaştı. Yani %571 gibi bir artışla karşı karşıyayız. 16 senede Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının öğretmenlerin sorunlarını nasıl çözdüğünü böylece görmüş oluyoruz. Öğretmen atamaları bugün siyasal kadrolaşma şeklinde sürmektedir. Şimdi son 2 yılda görevlerinden ihraç edilen herhangi bir hüküm olmadan kanun hükmünde kararnameler sonucunda görevinden ihraç edilen öğretmen sayısı ve eğitim emekçi sayısı 41.705'tir. 41.705 son 2 yılda. Bakın 12 Eylül 1980 döneminde hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı o dönemki darbede, askeri diktatörlük döneminde öğretmen sayısı 3.854'tür. Son 2 yıl içinde hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 60 bindir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi öğretmenlere dönük olarak yaptığı işlemlerde 12 Eylül dönemini kat be kat aşmıştır. İşte bu koşullarda Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bugün eğitim fakültesi mezunu olup da ataması yapılmayanların sayısı 400 bine ulaştıysa ve eğer öğretmenlerin çalışma ve insanca çalışma ve hakkını verme konusunda gerekli adımlar atılmadıysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde bu durum yaşanmıştır. Ve bunu bir kez daha vurgulamak önemli bir konudur. Bir kez daha Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ve bütün eğitim ve bilim emekçilerine, onların sendikalarına, onların kurumlarına ve örgütlerine, öğretmenlerin ve bilim emekçilerinin insanca çalışma, yaşama, özgürce üretme, fikir üretme, düşüncelerini ifade etme, tepelerinde siyasi baskı, sürgün, ihraç, güvenlik soruşturması gibi, Demokles'in kılıcı gibi sallanan sopalar olmadan onların üretim yapmalarını sağlayacakları gün için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İkinci değinmek istediğimiz konu yargıyla ilgili. Bugün bir rapor yayınlandı. Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu SİPEŞ Avrupa Yargı Sistemleri raporunu yayınladı. Belki görmüşsünüzdür. Orada kişi başına düşen yargı harcamaları sıralamasında Türkiye 18.2 avro ile yer alıyor. Avrupa ortalaması ise 58 avro. Şimdi insan bunu okuyunca diyor ki yani keşke bu raporda belirtildiği gibi Türkiye'deki yargı sisteminin tek sorunu bu olsa. Türkiye'de yargı sistemi tam anlamıyla çökmüştür. Türkiye'deki yargı sistemi tam anlamıyla bağımlı ve taraflı bir yargı sistemi haline gelmiştir. Dün 2 tane karar vardı. Bunlara değinmek istiyoruz. Bu kararlardan bir tanesi eş genel başkanımız Pervin Buldan hakkındadır. Eş genel başkanımız Pervin Buldan hakkında Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi zorla getirme kararı vermiştir. Yasa dışıdır. Anayasaya aykırıdır. Çünkü eş genel başkanımız Pervin Buldan'ın dokunulmazlığı vardır. 24 Haziran'da seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmıştır. Yargı bugün sarayın direktifleri doğrultusunda davranan yargı kendisini yasama iradesinin üstünde değerlendirilemez. Böyle bir tutum kabul edilemez. Bu anayasaya da aykırıdır. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere de aykırıdır. Bu sözleşmelerin amir hüküm sayıldığı anayasanın 90. maddesine de aykırıdır. Bakın, bizim el pençe divan duran siyasetçi olmayacağımızı Adalet ve Kalkınma Partisi
biliyor. Bunu bugüne kadar kanıtladık. Bizim siyasetçilerimiz asla görüşlerinden taviz vermediler ve bütün baskılara, bütün yargılamalara rağmen, hukuksuz yere cezaevinde rehin tutulmalarına rağmen başlarını dik tuttular ve siyasi faaliyetlerini cezaevinde de olsa sürdürdüler. Dolayısıyla el pençe divan duran siyasetçi olmayacağız. Bunu iktidar biliyor ama yargı da bunu bilmesi gerekiyor. Yargı da bilsin ki hiçbir koşulda hangi sopayı sallarsanız sallayın, ne yaparsanız yapın el pençe divan duran siyasetçi olmama konusunda son derece kararlıyız. Cübbe ilikleyenlere sesleniyoruz. Bakın, 20 Mayıs 2016'da anayasaya aykırı bir şekilde dokunulmazlıklar kaldırıldı. Bunun sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Ama şimdiki durum, sizin eş genel başkanınız Pervin Buldan hakkında verdiğiniz bu karar anayasanın 83. maddesinin açıkça ihlalidir. Neye mi dayandırıyoruz bu iddiamızı? Şu anda meclis başkan vekili olan, o dönem anayasa komisyonu başkanı olan Mustafa Şentop'un açıklamalarını. Mustafa Şentop, hatırlatmak için çok kısa alıntılayacağım. O günlerde yaptığı açıklamada şunu söylüyordu. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının meclisin dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlık kaldırılan dosyalar bakımından dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu, bu ifadeler Sayın Şentop'a aittir. O dönem Anayasa Komisyonu Başkanı'dır, şimdi Meclis Başkan Vekili'dir. Dün Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar Anayasa 83. maddesinin açık ihlalidir. Açık ihlalidir. Şimdi yasama iradesiyle çelişen, yasama iradesinin üstünde yer aldığını zanneden bu mahkeme heyetlerine bir kez daha sesleniyoruz. Anayasa 83'e uygun davranın. Bakın, cesaretiniz yoksa saray karşısında bu kadar ağır baskı sonucunda hukuk, evrensel hukuk ilkelerini, demokratik hukuk ilkelerini uygulayamıyorsanız anayasanın 90. maddesine başvurun. Anayasanın 90. maddesinde Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler amir hüküm kabul edilir. Siz ona dayanarak kararlarınızı verin, sonra dönüp saraya dersiniz ki ya yabancılar yapmış bunları, biz ne yapalım, bizim anayasada yazdığı için biz de uyguluyoruz. Cesaretiniz yoksa anayasa 83'ü uygulamaya, anayasa 90'ı uygulayın. Bununla bitmiyor elbette ki. Dün yine bir başka yargı kararı vardı. Geçen dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın duruşması vardı. 135 kere duruşmalara katıldı Selahattin Demirtaş. 135. Ne kadar süre içinde? Bir ay sonra 2 yıla varacak tutukluluğu. Edirne'de rehin tutulan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi mahkeme. Orada da anayasa 83'e bir ihlal edildi. Bu mahkeme defalarca talep edilmesine rağmen Sayın Demirtaş'ın mecliste, meclis kürsüsünde, grup konuşmalarında, yani dokunulmazlığı olan alanlarda, kürsü dokunulmazlığı konusunda çok net bir tarifin olduğu alanlarda yaptığı konuşmaları delillerin içine katmıyor. O konuşmaların çözümlerini bilirkişi raporu haline getirilmesi talebini defalarca yapılmasına rağmen reddediyor. Videolar çözdürülmüyor. Yani o mahkeme heyeti diyor ki anayasanın 83. maddesi beni ilgilendirmez. Takmıyorum anayasanın 83. maddesini diyor. O mahkeme heyeti diyor ki parlamentoda yaptığınız konuşmalar bizi ilgilendirmez.
Takmıyoruz bunları diyor. Açıkça suç işliyorlar. Anayasa ihlali. Anayasa ihlalidir. Çok net olarak bu mahkeme heyetinin yaptığı. Adil yargılama yok. Ön yargı var. Önceden verilmiş hüküm var. Zaten o mahkeme heyeti 24 Haziran öncesinde Sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen salmamıştır ve seçimlerin sonuçlarını doğrudan etkilemiştir aynı mahkeme heyeti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için ortamı hazırlamıştır. Eşit bir propaganda imkanını tanımamış olduğu için. İkinci konuda buydu yargı üzerinde dikkatle durmamız gereken. Aynı gün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamı, eş genel başkanımız Pervin Buldan'ın zorla getirilmesi kararı. Mahkeme heyetlerine ve yargıya bir kez daha sesleniyoruz. Biz anayasanın çeşitli maddelerini eleştirebiliriz siyasi olarak. Bunları değiştirmek için mücadele edebiliriz, ediyoruz da. Ama siz var olan anayasanın maddelerine uymak zorundasınız. Sizin eleştiri yapma, bunlara uymuyorum deme, bunları yok sayma hakkınız yoktur. Anayasa suçu işliyorsunuz. Bunların hepsi birer birer kayıtlara giriyor. Ve elbette ki bu günler geçecektir. Ondan hiç şüphemiz yok. Hukukun üstünlüğü mücadelesi elbette ki kazanılacaktır. Ve ondan sonra bu anayasa suçu işlemiş olanların neden bu suçu işlediklerini yargı önünde hesabının sorulması günleri de elbette ki gelecektir. Üçüncü değinmek istediğimiz konu yine ihlal, yine suç ve yine iktidar tarafından yapılıyor. İşsizlik fonu meselesi. Biliyorsunuz önce iddialar ortaya atıldı. 11 milyar Türk lirası kamu bankalarına aktarıldı işsizlik fonundan dendi. Sonra bu iddialar arttı ve en sonunda dün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın Kalın bunların iddia olmadığını, doğru olduğunu kabul etmiş oldu. Nedir yapılan? Birincisi, birinci suç, işsizlik fonu yönetmeliğine göre işsizlik fonunun tahvil satın alması diye bir durum yoktur. Hazine tahvillerini alıyorlar. Suç. İkincisi, işsizlik fonu yasasında çok açık olarak yazar ki fon gelirleri işsizler dışında hiçbir maksat için, başka hiçbir maksat için kullanılamaz. Peki fon gelirlerini niçin kullanmış iktidar? Tahvilleri, hazine tahvillerini satıp o paraları kamu bankalarına aktarılmış. Sayın Kalın diyor ki niye yapılmış bu iş? Kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması için. Yani işsizlerin hakkı olan o fondaki paralar kamu bankalarına aktarılmış. Peki kamu bankaları niye sermaye sıkıntısı çekiyor? Kamu bankalarında niye açık var? Çünkü kamu bankalarının kaynakları iktidara, yandaş olanlara krediler şeklinde peşkeş çekiliyor. Onun için var. Onun için var. Şimdi peki siz ne yapıyorsunuz? Bu suçu işleyerek, işsizlik fonu yasasına ve yönetmeliğine aykırı davranarak ne yapmış oluyorsunuz? İşsizlerin alın terini bu sefer kamu bankaları üzerinden yandaş sermayeye peşkeş çekiyorsunuz. Yapılan bu. Bu yasa olarak suç, onun yanında ya vicdani suç aynı zamanda. Bugün işsizlik oranlarına baktığımızda resmi sayılar %10'un üzerinde. Genç işsiz oranlarına baktığımızda %25'in üzerinde resmi sayılar. Geçtiğimiz yıl işsizlik fonunun sadece %30'u işsizler için kullanılmış. Milyonlarca işsiz var bu ülkede ve siz bunların haklarını yasaları çiğneyerek, yönetmelikleri çiğneyerek bir yerlere peşkeş çekiyorsunuz. O kadar açığınız varsa, kamu bankalarının o kadar sorunu varsa, bak Sayıştay raporu açıklandı.
Sayıştay raporunda deniyor ki sarayın örtülü ödenek hariç, örtülü ödeneği bilmiyoruz, hariç sarayın günlük giderleri 1.8 milyon. Geçtiğimiz yıl böyle olmuş. Sayıştay raporunda açıklandı. Eğer kamu kaynaklarında, kamu bankalarında açık varsa, siz bir kaynağı oraya aktarmak istiyorsanız, o günde 1.8 milyon harcama yapılan sarayı kapatın, o kaynakları kamu bankalarına aktarın. Bunu da yapmıyorsunuz. Tam olarak bir ard arda işlenen suçlarla ve ihlallerle karşı karşıyayız. Sayıştay raporu gerçekten son derece önemli verilerle dolu. Yani mesela devletin kasasından 3.7 milyar lira çeşitli dernek, vakıf, birlik, kurum ve kuruluşlara kaynak olarak aktarılmış ve bunların hangi kuruluşlar olduğu bilinmiyor. Açıklansın. Öğrenmek istiyoruz. Hangi vakıf, dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara 3.7 milyar lira aktarıldı devletin kasasından. Şimdi bütün bunlar yaşanırken siyasi iktidar mecliste kendi yaptıklarının denetlenmemesi için her türlü adımı atıyor. Çıkarılmış olan kararnameler, Sayıştay'a karşı tutum, meclisin etkisiz hale getirilmesi için atılan bütün adımlar aslında bunları çok net olarak gösteriyor. Bir kez daha bu kürsüden söylüyoruz ki iktidarın bu hukuksuzlukları, bu usulsüzlükleri ve ihlalleri karşısında görevi kötüye kullanma ve suistimal karşısında Halkların Demokratik Partisi olarak mücadelemizi, hukuk ve demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz ve bunları asla görmezden gelmeyeceğiz. Değerli basın emekçileri, bugünkü basın toplantısında değinmek istediğim konular bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa alayım. Buyurun. Konu dışında olacak ama Sarıhan Bey. Buyurun. MHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimi değerlendirebilir misiniz? Yani siyasi partiler arasında gerilim olur, tartışmalar olur, atışmalar olur. Bunların hepsi normaldir. Fakat dün akşam Sayın Akşener'in evin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir, yok sayılabilir bir durumdur. Ahlaken de kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla siyasetteki tartışmaları, gerilimleri, gerginlikleri demokratik yollarla konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz ve bundan sonra da böyle yapacağız. Diğer siyasi partilere de bu tür yasa dışı yollarla, bu tür haydutluk girişimleriyle siyasi sorunları ve gerilimleri sokaklara taşımanın anlamı olmadığını bir kez daha söylüyoruz ve Sayın Akşener'e geçmiş olsun diyoruz.